Herkese selamlar. Test 6 ile devam ediyoruz. İlk sorumuzu konuşuyor olmuş olacağız. Çok alerlikle ilgili ifadelerinden hangisinin doğru olduğunu sormuş. Bir karakter üzerine etkilenen alel sayısının 2'den fazla olması durumu. Evet mesela A1, işte A2, A3 şeklinde giden bir karakter durumu söz konusu. Doğru. Sağlıklı diploid bireylerde karakterlerin oluşumu ile ilgili tüm allerlerden birer tane değil ikişer tane olacaktır. Çünkü diploidten bahsediyor. ikiyen kromozomdan bahsediyor patladı. Popülasyonlarda genotip çeşidi sayısı daima fenotip çeşidi sayısı kadar değildir. Eğer ki eş baskınlık varsa böyle bir durum söz konusudur. Ama genotip çeşidi sayısı fenotip çeşidinden ne yapacaktır? Fazla olmuş olacaktır. Bu yüzden patladı. Hangisinin doğru olduğunu soruyor? Adana geldi. Diploid bir bitki türünde çiçek rengi karakteri üzerine etkilen alerler A1, A2, A3 olup bu alerler arasındaki baskınlık durumu A1 baskın, A2 baskın, A3 ise bu bitki türünde ilgili karakter bakımından oluşabilecek en fazla genotip ve fenotip çeşidi sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi bir, biz arkadaşlar çok hallerlikte bir tane formül kullanıyoruz. n çarpı n artı 1 bölü 2. Genellikle bunu kullanırız fakat eş eşbaz kontrolünden değişiklik gösteriyor. Soruların içerisinde onlar da var bahsedeceğim. Buradaki n ise şurada kaç tane karakter varsa bunun üzerine etki eden sayı. Bizim burada 3 tane olduğuna göre ne olacaktır? 3 çarpı 4 bölü 2 olmuş olacak. Yani ne olacak abi? 6 olmuş olacaktır. Peki fenotip çeşidini nasıl bulacağız? Fenotip çeşidi ise şunları sayacağım. 1, 2, 3 diyeceğim. Yani 6'ya 3 olmuş olacak. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan geldi. Bir tavşan türünde kürk rengi karakteri bakımından bireylerin en fazla 10 çeşit genotipte olduğu belirtilmiş ise bu tavşan türünden ilgili karakterin oluşumunu etkileyen alel çeşidi sayısı kaçtır diyor. Yani burada n çarpı n artı 1 bölü 2'yi kaç bulmuş abi? 10 bulmuş. Bunu 10 bulmam için n yerine kaç yazmam lazım? 4 yazarsam yer mi yer? 4 çarpı 5 bölü 2'den ne gelecektir? 10 gelmiş olacaktır. O zaman n dediğimiz kim olacak? 4 olmuş olacaktır. Üçüncü sorumuzun doğru cevap Bolu geldi. Bir sincap türünde B karakteri için 4, C karakteri için 3 alel vardır. B için 4'müş, C için de 3'müş. Bu iki karakter bakımından böyle en fazla kaç farklı genotip de olabilir? Böyle bir şey veriyorsa size eğer ki her biri için n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü kullanacaksınız. Kullanalım. n çarpı n artı 1 bölü 2'den 4 çarpı 5 bölü 2 gelecektir. O da kaç gelecek abi? 10. Diğerine bakıyorum. 3 çarpı 4 bölü 2 gelecek. Buradan kaç gelecekti? 6. Birlikte olma olasılığı ayrı ayrı olma olasılığının çarpımına eşittir. Bu yüzden iki tane bulmuş olduğum sonucu ne yapacağım? Çarpacağım. 10 çarpı 6'dan ne geldi? 60 gelmiş oldu. Bir karakter bakımından farklı fenotiplerdeki dişi ve erkek bireyin çaprazlanmasıyla oluşan tüm yavruların aynı fenotipte ancak hem annelerin hem de babalarının farklı fenotipte olduğu belirlenmiştir diyor. Buna göre bu karakterlerin oluşumundan sonra alerler ve karakterlerin kalıtılma şekliyle ilgili hangisi olabilir diye sormuş. Tam baskınlık olmaz. Tam baskınlık durumunda ne olacaktır değerli dostlar? Anne babada görmüş olduğum çocukta da görmüş olacağım. Bu yüzden bu yemez. Eş baskınlık olur. Mesela AA olsun anne BB de baba olmuş olsun. Eğer ki A eş baskın B ise çocuk ne olacaktır? Buradan AB olmuş olacaktır. Bakın annede ve babadan farklı olarak tamam, çocukta farklı bir fenotip görmüş oldum. Dolayısıyla bunu alacağım. Otozomal çok hallerlikte de aynı şey durum söz konusudur. Eğer ki atıyorum mesela A1, A1 yazdım buraya. Buraya da A2, A2 yazdım. Diyelim ki A1 işte eş baskındır A2'ye. Bu çocuk ne olur abi o zaman? A1, A2 olmuş olur ve farklı bir fenotip açığa çıkar. Bu değer. Hangisi olabilir diye soruyor. Cevap Denizli geldi. Aşağıdaki tabloda bir tavuk türünde ibik şekli karakteri verilmiştir diyor. Gül ibi'ye bakarsak eğer ki bir tane homozigot, diğerleri sesif hatta bir de heterozigot var. Ce, e, ceviz ibi'ye bakarsak eğer ki heterozigotluk durumunda açığa çıkıyor. Bezerli ibi'ye bakarsak eğer ki dikkat ederseniz bir homozigot recessive var, homozigot baskın var ve homozigot pardon, heterozigot kısmı var. Bir de homozigot çekinik var. Basit ibikte ise hepsi resesif şekilde kalıtılıyor. Hangisinin yanlış olduğunu sormuş. Tavuklarda ibik şekli karakterinden sorumlu aleller arasında yalnızca tam baskınlık vardır diyor. Tam baskınlık durumu söz konusu değildir. Yine e eksik baskınlıkta söz konusu. Yani eksik baskınlıktan kastım tamamen baskın bir yapıya sahip değil. Dikkat ettiyseniz burada heterozigotlukta var. Tam baskınlık durumunda tamamının baskın oluyor olması lazım. Bu yüzden mesela basit tipiye bakarsak eğer ki çekiniğin açığa çıktığını gözlemliyoruz. Bu yüzden adına patladı. İbik şekli üzerine etki eden iki genin en az birer dominant allelini taşıyan tavuklar ceviz e, ibikidir diyor. Bakıldığı zaman ceviz ibiğe en az bir tane dominantını taşıyan ceviz ibik de olmuş oluyor. Doğru. İbik şekli üzerine etki eden iki genin yalnızca bir nöresesi failini homozik durumda bulunduran tavuklar gül ibikli veya da bezelli ibiklidir diyor. Bakın resesif karakterini bulunduruyor gül ibikli veyahut da ne demiş bezelli demiş. Bezelli de, de yine aynı şekilde resesif bulunuyor. Doğru. Basit ibikli tavuk ile basit ibikli orozun çaprazlanması ile oluşan %100 yeni nesil basit ibikli olacaktır. Doğru. Tamamı çekinik çünkü bundan dolayı. Cevizi bitki tavuk ile cevizi bitki orosun çaprazlanması sonucu oluşan nesil en fazla 4 farklı ibik şekline sahip olabilir diyor. Evet Memeli bir hayvan türünde post rengi T1, T2, T3 olup bu allerler arasındaki baskınlık durumu T1 baskın, T2 eş baskın, t 3 diyor. Buna göre fenotipleri bunlar olan bireylerin çaprazlanmasıyla oluşabilecek en fazla fenotip çeşidi sayıları hangisinde doğraktan verilmiştir? Şimdi T1 yanına ne gelebilir T1'in? T2 gelebilir değil mi? T1'in yanına ne gelebilir bir de? T3 gelebilir. Netice itibariyle T1 hem T2 hem de T3'e net baskın. Çarpı dedim. Bunun yanına gelecektir. T2, T2 gelecektir. Başka çaresi yok çünkü adamın. Yani T2, T3 yazamam bunun yanına. Çünkü T2, T3'e eş baskın olduğundan dolayı. Bakın buradaki karşılaşmanın tamamını kim kazanıyor? T1 kazanıyor. O zaman bunu ne yapalım arkadaşlar? Bir dağıtalım abi. Dağıttığım zaman ilk başlangıçta T1'e T2 geldi. Sonrasında ne gelecektir? T2'ye T2 gelecektir. Değil mi? Başka bir şey var mı? Yok. Başka giren var mı? Yok burada. Buna bakıyorum bir de. T1'e T2 geldi zaten. Bir de T2'ye T3 gelecek. Bakın dikkat ederseniz. T2'ye T3 gelmiş olacak. T2, T3. Başka bir şey geliyor mu? Bakın neye neyi çaprazladım? Bununla bunu çaprazladım. T1, T2 geldi. Bununla bunu çaprazlasam da aynı şekilde T1, T2 gelecek. Veya bununla bunu çaprazdığım zaman T2, T2 geldi. Devam ettiğimde T1, T2 gelecek. Bunu yazdığım için yazmadım bir daha. Fakat şununla şunu çaprazlayıp T2, T3'ü buldum. O zaman, o zaman şunları siliyorum abi. Şuradan çıkacak fenotipleri yazıyorum. T1, T2'de nasıl bir fenotip açığa çıkmasını beklersin? Tabii ki de T1 gibi yazdım. T2, T3'te zaten eş baskınlık olduğu için böyle bir fenotip açığa çıkacak. Yani T2, T3 gelecek. T2, T2'de ise ne olacaktır? T2 gibi bir fenotip gelecektir. Değil mi? O zaman ne olacak? Kaç farklı fenotip var burada? 3 farklı fenotip olmuş olacak. Yazdım. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şuna bir düzgün yazalım ya. Değil mi? Hı. Şuna baktığım zaman T2. Yanına ne yazamam abi? Başka bir şey yazamam. Yani bu ne olacaktır? T2'ye T2 olmuş olacak. Başka çarem yok. Çarpı dedim arkadaşlar. Şuna ne yazacağım peki? Şuna ne yazacağım? T3 yazacağım. Değil mi? t 3 e, T3 yazacağım. Başka bir şey yazamıyorum çünkü. O zaman buradan ne geldi? T2 geldi. Buradan ne geldi? T3 gelmiş oldu. T2 T3 gibi gözükecektir. Bir tane. Yine siliyorum. Devam ediyorum. Şuna bakıyorum arkadaşlar. Buna baktığımda T1 yanına gelebilir, T2 gelebilir. T1'in yanına gelebilir, T3 gelebilir mi? Gelebilir. Netice itibariyle T1 e baskın. Çarpı dedim, T3'e bakacağım. T3'ün yanına gelecektir. T3 gelecektir. T2 gelemeyecektir tabii ki. Şimdi şununla şunu çaprazlıyorum abi. T1'e T3, başka T2'ye T3 geldi. Başka ne geliyor abi? T3'e T3 geliyor. T3 e, görüyor musun? Bak T3'e T3 geldi. Şuradan ne gelecek? T1 gelecek. Baskınlık durumunda. Şu ne olacak? T2, T3 olacak. Bu ne olacak? T3 olmuş olacak. Toplamda kaç fenotip var? 3. 1 eşit 3'e o da büyük olacak 2'den. Yani sorunun doğru cevabı Ceyhan gelmiş olacaktır. Bir bitki türünde çiçek rengi karakteri üzerine etki eden genin allelleri ve bu alleller arasındaki baskınlık durumu şöyle. Kırmızı K demiş. Mora M demiş. Beyaza ise M, şey B demiş. K baskın M baskın B diyor. Aşağıdaki soy ağacında bu karakter bakımından bazı bölüm fenotipi verilmiş. buna göre hangisi homozigot genotipte olabilir diye soruyor. Şimdi bakın burada kırmızı ve mora bakarsak eğer kırmızı mora baskın orada beyaza baskın. Burada beyaz esistik kalıtılıyor değil mi? Yani çekinik kalıtımı var. Beyaza burada rastlamış mıyım? Rastlamışım. O zaman burası BB olacaktır garanti. Ben BB yazdım buraya. Şimdi şunun BB olması için bu iki arkadaşın da şu B'yi barındırıyor olması lazım. E bu kırmızıysa eğer ki ne olacaktır? K, B yazacağım buna ki barındırmış olsun diye. Bu morsa eğer ki M, B yazacağım ki ne gelsin? Çaprazlama sonucunda BB gelmiş olsun. Şimdi çaktırmadan kenarda ne yapalım? Bir çaprazlayalım bunu. KB ile MB'yi çaprazlıyorum tamam mı? Ne geldi? KM geldi. Sonrasında şunu çaprazladım. KB geldi. Sonrasında bunu çaprazladım. MB geldi. En son ise BB'yi ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Dolayısıyla bu kırmızıydı. Şu yine kırmızı olacak. Bu mor olacak. Bu da beyaz olmuş olacak. Şimdi buradan oluşan mora bakarsak eğer ki buradan oluşan mor ne geliyor abicim? Tabii ki de MB gelir. MB gelecek. Tamam. Başka? Bakın şununla şunu çaprazlamış ve kırmızı bulmuş. O zaman şu arkadaşımız için KK desem bana kızar mısınız? Kızmazsınız bence. Çünkü netice itibariyle ne oluşmuş? Kırmızı oluşmuş. Bu 4 numara yalnız ne olacaktır? KB olmuş olacak veya KM olmuş olacaktır. Yani bu heterozigot olur. Ya KB ya da KM olacaktır. Tamam o zaman 3 için ne diyeceğiz? Homozigot demiş olacağız. Gitti. 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 Tamam 4 olmuyordu zaten. Bu da gitti. Cevap Denizli geldi zaten. Ama devam ediyorum ben. Buna bakıldığı zaman BB'miş. Ben 5'e MM yazarsam kızar mısınız bana? Kızmazsınız bence. Mor da ne olacaktır? MB gelmiş olacaktır. O zaman sorumuzun doğru cevabı ne gelmiş oldu? Denizli gelmiş oldu. Diploid bir kelebek türünde kanat deseni üzerine etki eden alerler A1, A2, A3 olup bu alerlerden A1'in A2 ve A3 üzerine baskın. Şimdi A1 baskınmış. A2 ve A3'ün üzerineymiş. Şimdi A2 yazdım. Bir de A3 varmış. O zaman yazdım bunları. A2'nin ise A... pardon A2 ile A3'ün ise eş baskın olduğu bilindiğine göre diyor. Yani şöyle bir muhabbet varmış. A1 fenotipindeki homozigot dişi birey ile A1 fenotipindeki homozigot dişi bireyle. Tamam homozigot bunu da söyledik. A2 fenotipindeki erkek bireyin çaprazlanması sonucu. A2 fenotipindeki erkek birey. Şimdi A2 A1 yazamam buraya. Eğer ki A2 fenotipi gösteriyorsa. A2 A3 yazamam çünkü fenotipte A2 varmış. O zaman şöyle bir çaprazlama olmuş olacak değil mi? Başka türlü gelmez bu yani. Şimdi o zaman buradan ne gelir abi? %100 oranında A1 A2 gelir. Değil mi? Bunların çaprazlanması sonucu. A1 A2 geliyorsa bunun fenotipi ne olacaktır arkadaşlar? A1 olmuş olacaktır. Herhangi bir şekilde A2 veya da A3'ü ne yapmayacaktır göstermeyecektir. Hangisine sahip veri oluşmaz diyor. Yani cevabımız ne gelmiş oluyor? Edirne gelmiş oluyor. Bir yılan türünde pul pigmentinin üretiminden sorumlu alerlerden P1 geni siyah pigment oluşumu yazacağım. P1'e siyah yazdım. P2 geni kırmızı pigment oluşumu. P2 için kırmızı yazdım. P3 geni ise beyaz renk oluşumunu sağlıyormuş. P3 içinde beyaz yazdık. Peki. P1 ve P2 hallerini birlikte bulunduran heterozigot bireylerde pullar siyah-kırmızıymış. Şimdi P1, P2 ise eğer ki o zaman siyah-kırmızıymış. Tamam. P3 genini bulunduran heterozigot bireyler siyah ya da kırmızı olmaktadır. Yani şurada SK şeklindeyken şu ise ne olmuş arkadaşlar? Baskınlık durumunda patlamış. Yani B burada çekinik olarak kalıtılıyor. Neden? Çünkü bak P1, P2 bulunduran bireyler heterozigot bireylerde siyah kırmızı olurken diyor. O zaman şunu yazabilir miyim ben? P1 eş baskındır P2'ye yazayım. Bu da baskındır P3'e yazsam kızar mısınız bana? Kızmazsınız bence değil mi? Bu şekilde bir ifade var. Çünkü neden? P 3 üçgeninde bulunduran heterozigot belirler siyah veya kırmızı oluyor. Baskın demek. Bir de P 3 üçgeni homozigot durumdayken embriyonik dönemde lateral yani öldürücü etki yapıyor. Dolayısıyla ben eğer ki BB ile bir şey görürsem ne olacaktır burada? Ölüm meydana gelmiş olacaktır. Sorunun bana vermiş olduğu bilgiler bunlar. Diyor ki böyle bir çaprazlama, böyle bir çaprazlama, böyle bir çaprazlama. Sonucu oluşan nesillerde en az bir embriyonun öldüğü belirlendiğine göre yani burada mutlaka şunda şunda bir de bunda mutlaka BB'ye rast gelmeliyim demeye çalışıyor. Verilen çaprazlamalardaki ebeveynler ve bu çaprazlamalar sonucu oluşan dörler için demiş. Bakacağız deneyeceğiz hepsini. K çaprazlamasında yani ilk çaprazlamada ebeveynlerin ikisi de heterozigot olup gelişen embriyoların en fazla 3 farklı fenotipte olması beklenir. Şimdi ben burada Kırmızı dişi diyorsam eğer ki buraya ne yazamam arkadaşlar? SK yazamam. Ne yazmam lazım? Çünkü SK dersem eğer ki siyah kırmızı olur. O zaman ne yazacağım buraya? Kırmızı beyaz yazacağım, değil mi? KB'ye baskın Çünkü Çarpı dedim. Siyah erkek diyor. O zaman ne yazacağım? Siyah da beyaza baskın olduğu için SB yazacağım. Şimdi hemen bir çapraz yazalım. Ne geldi? KS geldi. KB geldi. Başka SB geldi ve BB geldi. Zaten BB gelmesini bekliyordum. Çünkü her birinde BB arayacaktım. Tamam bu gitti zaten. Burada 3 farklı fenotip mi açığa çıkıyor? Bakalım 3 farklı fenotip de olması beklenir demiş. KS'ye bakarsak eğer ki ne olacaktır? Kırmızı siyah birinci fenotip. KB'ye bakarsak kırmızı ikinci fenotip. SB'ye bakarsak eğer ki siyah üçüncü fenotip. Doğru mu? Doğru. O zaman şu gitti abi. Bu da gitti. L çaprazlamasındaki ebeveynlerin biri homozigot, diğeri heterozigot genotipte de olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi birisi homozigot olmuş olsun, tamam mı? Ama olmaz. Niye olmaz biliyor musun? Kırmızı dişi dersem eğer ki ne olacak? KK olacak, mı? homozigot durumunda. Diğerine ben kırmızı erkek dersem eğer ki ne olacaktır? KB olmuş olacaktır. Dolayısıyla bu çaprazlama sonucunda BB gelir mi? Gelmez. BB gelmesini istiyordum ben çünkü en az bir embriyonun öldüğü dediği için arkadaşlar ikinci öncülüğü yemeyecektir. İki garanti olacak. M çaprazlamasındaki ebeveynlerin ikisi de heterozigot. Olup gelişen embriyoların tamamı siyah buldu olur diyor. Siyah dişiymiş. Siyah dişi yazarken SB şeklinde yazacağım. Ve siyah erkek varmış yine SB şeklinde yazacağım çaprazla. SS geldi. Sonra ne geldi? SB geldi. Sonrasında SB geldi ve BB geldi. Bak BB yine geldi. Güzel. Elde ettim bunu. Şu siyah zaten bu ne olacaktır arkadaşlar? Ee, yine siyah olacaktır. Bu da yine siyah olmuş olacaktır. Tamam siyah bul olur diyor. Doğru mu? Doğru kardeş. O zaman hangisi yanlıştır diyor? Cevap bul gelmiş oldu.